Geçici listeden kalıcı listeye giren Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi kazı alanında 3600 yıllarına ait olan 6 adet yanık şekilde ev bulunduğu parça parça bu şekilde çalışmaları devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ufak süpürgelerle bulunan objeler çıkarılıp tekrar incelenmek üzere kazı evine götürülüp o objeler, kırılan objeler birleştiriliyor. 50 kişilik bir ekip bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Eylül'ün 14'üne kadar kazıların devam edeceği belirtiliyor. Ne yapmış? Yok, kaçtı. Tahmini 1000 yıl öncesine ait. Yaklaşık 1000 yıl öncesine ait. Yalnız. Bizim için bu sonuç en iyi bir sonuç. 7 Ekim'e kadar falan çalışacağız. Ve şimdi saraydan öncenin tarihi anlamak istiyoruz. Çünkü Arslantepe sarayının dönem yönetim ve devlet sistemin için önemli oldu. Ama biz önce ne oldu, nasıl doğdu anlamak istiyoruz. Ondan burada çalışıyoruz. Bu alanda açtık. Çünkü daha eski tabakalara geleceğiz. Ve şu an ne çıkıyor? Evler buluyoruz. Ama çok enteresan. Çünkü çok var. Tek bir tane değil. Yollar, küçük ufak yollar ve onun yol ortasında evler. Yani tam küçük bir köy gibi bir yer. Ve o direkt sarayın altında. Bize sarayın tarihi anlatabilir. Şu an benim arkada orada 4 tane farklı evler çıkıyorlar. Yanmış evleri. Yanmış ise bize çok daha şanslı. Çünkü İçinde bütün buluntular çıkabilirler. Yangın varsa insanlar kaçıyor ve her şey ev içinde duruyor. Ondan ben umarım çok güzel şeyler çıkacaklar bu sene. Buradan seramik en çok ama kazıdan gelen biz tam nasıl önemli anlamayabiliriz. Çünkü aşağıya getiriyoruz her şey. Bizim restoratör bakacak ve tamlama küpler. O zaman anlayabiliriz nasıl önemli bu seramikler nasıl önemliler. Şu an ya evet öyle. Buluntular olarak şimdi çok fazla çıkmadı. Mesela küçük bir metal iğne bulduk. O güzel bir şey. Yani metal objeler çok fazla çıkmıyorlar. Biraz boncuklar falan, bir sapan taş, öyle ufak şeyler, çok büyük şeyler daha
10 gün içinde bulamadık. Tahmininizde bu evler kaç yıllık? Bunlar kesin 3600-3700 milattan önce. Demek 5500 sene var. Onun tarihi kesin biliyoruz. Çünkü seramik bize, yani seramik morfoloji ve dekorasyon bize o anlatıyor. Ve karbon 14 analiz önce de yaptık. Ondan tarih belli.